Bilim tarihinin en büyük skandallarından biri. Piltdown adamı sahtekarlığı. Amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 yılında İngiltere'de Piltdown yakınlarındaki bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası buldu. Çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafatası insanınkilere benziyordu. Bu örneklere Piltdown adamı adı verildi. 500 bin yıllık bir tarih biçildi ve çeşitli müzelerde 40 yılı aşkın bir süre insanın sözlü evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. Ancak evrimcilerin sevinci uzun sürmedi. 1949 yılında Kenneth Oakley geliştirdiği flor testini müzedeki fosiller üzerinde denemeye başladı. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Yapılan testte Piltdown adamının çene kemiğinin hiçbir flor içermediği anlaşıldı. Bu, çene kemiğinin toprağın altında birkaç yıldan fazla kalmadığını gösteriyordu. İncelemeler yoğunlaştıkça büyük bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanların en ünlü evrim kanıtı olan fosil sahteydi. Kafatası 500 yıl yaşında bir insana, çene kemiği de yeni ölmüş bir orangutana aitti. Çene kemiğindeki dişlerin suni olarak aşındırıldığı, fosillerin yanında bulunan ilkel araçların ise çelik aletlerle yontulmuş adi birer taklit olduğu anlaşıldı. Dişler, insana ait olduğu izlenimini vermek için sonradan özel olarak eklenmiş ve sıralanmış, eklem yerleri de törpülenmişti. Daha sonra da bütün parçalar eski görünmeleri için potasyum dikromatla lekelendirilmişti. Bu lekeler, kemikler aside batırıldığında kayboluyordu. Tüm bunların üzerine Piltdown adamı 40 yılı aşkın bir süredir sergilenmekte olduğu British Museum'dan alelacele çıkarıldı.